Çinliklerinden yaklaşık 700 zeytin ağacı yandı. Avrupa Süryaniler Birliği yaptığı açıklamada destek mesajı verdi. Yangının araştırılmasını istedi. Manastırın durumunu HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile konuşacağız. Kendisi şu anda telefon attığımızda. Sayın Çelik, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Son gelişmeleri alabiliriz efendim sizden. Şimdi ben haberi tam olarak dinleyemedim ama sizin son söylemenize göre manastırdaki yangından bahsedildi. Evet. Oysa sadece manastırda yangın olmadı. İdil'e bağlı bizim Midi köyünde de 100 hektarlık bir alan yandı evvelsi gün. Hem manastırda çıkan yangından hemen sonra ve en son dün İzle Dağı, Bagok Dağı'nın etrafındaki Altı Süryani Köyü'nü içine alan çok büyük bir yangın yine çıktı. 200 hektarlık bir alan yandı. Dolayısıyla bu çok büyük bir yangın. Bölgeyle kıyaslandığında, içinde şey yapıldığında çok büyük bir yangını, alanı kapsıyor yangın. Tabii söndürüldü ama beraberinde çok büyük zarar verdi. Ekim alanları yandı, üzüm bağları yandı. Ve sadece bu döneme ilişkin bir zarar değil, önümüzdeki dönemleri de kapsayacak bir zarar. Tabii geçmiş olsun diyorum her şeyden önce tüm köylülere, hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Fakat bu aslında göstere göstere gelen bir yangın. Her ne kadar şu anda araştırması yapılıyor. Mesela Deruzafara'nın da çıkan yangın konusunda şüpheler, sabotaj olma şüpheleri var. Diğer yerlerdeki ise bu konuda bir şüphe olmasa bile, yani araştırmalar yapılıyor. Tabii şu andan bir şey söylemek mümkün değil ama hiç sabotaj olmasa bile bu yangınların çıkacağını daha önceden tahmin edilebiliyordu. Çünkü bu dönemlerde her sene hiç şeysiz, boş geçmeyen bir durum. Her sene yangınlar çıkıyor aynı bölgede, farklı yerlerde ama aynı bölgede yangınlar çıkıyor ve her yangın ertesinde yetkililer tedbir alacaklarını söylüyorlar ama maalesef hiçbir şey yapılmıyor. Çok basit nedenlerden bu yangınlar çıkıyor. Dün mesela Bagok İzle Dağı'nın etrafındaki Altı Süryani Köyü'nü kapsayan yangının trafodan kaynaklı olduğu dile getirildi. Tabii farklı kesimlerin sabotaj söylemi de beraberinde var ama biz en iyi ihtimalle hiçbir kötü art niyet aramasak bile, trafodan çıkmış olsa bile bu insanların, yöneticilerin, bölgedeki görevlilerin ihmalinden kaynaklanıyor. Çünkü bölge bilinen bir yer, kuru, 6-7 ay yağmur yağmayan bir alan ve sıcaklıkların 45 dereceye kadar, 50 dereceye kadar çıktığı bir alan. Böyle bir alanda en ufak bir sıkıntıda yangın çıkacağı biliniyor. Bilinmesine rağmen tedbir alınmıyor. Elektrik tellerinden kaynaklı, trafodan kaynaklı sürekli yangınlar çıkıyor. Ve dediğim gibi geçen sene biz bu konuyu gündeme getirmemize, soru önergesi hazırlamamıza ve birçok yetkiliye ulaşmamıza rağmen yine bir tedbir alınmıyor. Göstere göstere gelen bir yangın. Dediğim gibi hiçbir art niyet aramasak bile tedbir alınmamış olması yöneticilerin duyarsızlığından kaynaklı olsa bile çok büyük bir zarar ve bunun tazmin edilmesi gerekiyor. Evet. Zarar gören köylülerin, zarar gören alanların düzeltilmesi, yani ormanlık alanda ağaçlandırmanın ve bağları, tarım alanları yanan köylülerin de zararlarının karşılanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Sayın Çelik, bu yangınla ilgili resmi makamlardan bir açıklama var mı? Valilik, kaymakamlık olaya müdahil mi? Şu ana kadar bir açıklama yok. Sadece bizim HDP'nin daha öncesinden yaptığı bir açıklama var. Çünkü dediğim gibi her yıl benzer durumlarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla HDP'nin bir genelge yayınlama durumu vardı. Bütün belediyelere konuya duyarlı olmaları konusunda bir genelgesi vardı. Onun dışında yetkililerin yaptığı herhangi bir ne uyarı ne de olay sonrasında bir açıklama yaptıklarını görmüyoruz. Sadece Deruzafaran Manastırı'ndaki yangının araştırıldığını jandarma açıklama yaptı. Yani o konuda bir açıklama var. Onun dışında bir açıklama yok maalesef. Peki. Sayın Çelik, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Evet sevgili izleyiciler, haberlerimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz.